Başkanlar Konuşuyor programından tüm izleyicilerimize günaydın değerli izleyenler. Efendim Başkanlar Konuşuyor programımda bugün Manisa'mızın değerli bir ismini ağırlayacağız. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz bizim bugün program konuğumuz olacak. Biliyorsunuz ki oda seçimleri, oda başkanları seçimleri henüz bitmedi, devam ediyor. 13 Ocak'ta Esnaf Sanatkarlar Odası odası bir seçime gitti ve güven tazeledi yine Bahattin Akyüz. Başkanlık görevine yine devam ediyor. Yeni dönemde bizler ne gibi çalışmaları var onları masaya yatıracağız ve geçmişten bugüne Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak ne gibi çalışmalar yapıldı Manisa'da, ne gibi projeler hayata geçirildi ve özellikle seçim sonrasındaki yeni dönemde Başkan Bahattin Akyüz ve ekibi ne gibi çalışmalar yapacak, ne gibi yeni projeler üretecekler, Manisa esnafına ne gibi kazançlar ve getiriler sağlayacaklar, bunlarla ilgili konuşacağız ve Bahattin Akyüz'e sorularımız olacak. Değerli izleyenler, sorularınız ve mesajlarınız varsa şu anda ETV Manisa Facebook adresimizden de programımız canlı yayın olarak başladı. Yorum kısmından neyi merak ediyorsanız mesajlarınızı ve sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Şu anda hem İzmir'den hem Manisa'dan TürkSat Kablo TV 888. kanaldan da izleniyoruz. Şu anda Facebook adresinizden bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önceki hayırlısı olsun. İyi, güven tazelediniz. Sağ başkanlık görevine devam çok ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyoruz tabii ki. Sağ öncelikle. Olun. Başkanım tabii bizler sizi tanıyoruz. İlk defa izleyen seyircilerimiz olacaktır. Kaç yılından beri bu görevi, bu bayrağı taşıyorsunuz? Biraz geçmişten bahsedelim. Neler yaptınız ondan bahsedelim. Evet, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası karma bir oda. 2004 yılında kurulan bir oda. 2005 genel seçimlerinde 7 Ekim 2005 genel seçimlerinde üyemizin takdiriyle bu göreve layık görüldük. Ve o zamandan bu tarafa da bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii çok uzun bir zaman. Bu uzun zaman içerisinde geçmişten bugüne kadar ne gibi çalışmalar, ne gibi projeler hayata geçirildi? Manisa'da esnaflarımıza ne gibi yenilikler getirdiniz? Biraz geçmişten bugüne biraz anlatalım isterseniz. Tabii ki odamız karma oda oluşundan dolayı 507 sayılı yasayken kuruldu. Sonra kurulduktan sonra 2005 genel seçimlerinde 5362 sayılı yasayla değişti. Tabii ajanlık diye bir Esnaf Odaları Birliği'nin adı altında ajanlık diye tabir ettiğimiz bir ajanlıkta havuzda üyesi odası olmayan üyeler bu havuzun içerisindeydi. Fakat bu kanunla beraber 5362 sayılı yasayla beraber bu ajanlık lav ediliyor. Evet. Bu karma oda oluşuyor. Bizim odamızın içerisinde şu anda irili ufaklı 200 civarında meslek dalımız barınmakta mevcut. Evet. Peki evet. Onlara dair yapılan çalışmalarla ilgili biraz tabii, bahsedecek olursak neler yapıldı? Zor olan bir odaydı. Yeni kurulan bir oda, karışık bir oda, karışık bir meslek grubu ve var olan yok olan esnaf grupları var içerisinde. Tabii ki bunlarla mücadele etmek tabii ki doğal hakkımızdı. Evet. Bunlarla mücadele ettik. İlk önce odamızın altyapısını oluşturmaya çalıştık. İşte genel sekreter, biliyorsun her odalarda genel sekreter bulundurma zorunluluğu var. Biz genel sekreter ataması yaparak tabii ki bunların çalışması için ekipmanlarını, işte bilgisayar ağını falan vesaire her türlü şeyini temin ederek. Evet. Odamız 3 oda bir yerdeydi. Biz bunu tek başımıza başka bir odaya taşıyarak kiraya çıktık. Ve arkasından sekreterya atadık. Bir tane de sekreterya. Baktık ki odamız devamlı büyük, hizmeti karışık. Üyelerimiz fazlalaşıyor, çoğalıyor. Bir tane de hizmetli atadık. Şu anda genel sekreter, sekreterya ve hizmetli olarak odamızda 3 tane personelimiz mevcut. Ve bağımsız hale getirdik odamızı ama bütün alt yapımızı oluşturduk. İşte bilgisayar ağları, şunları bunları vesaire eksiklerimizi, olmayanları tamamen oluşturduk. Ve tabii ki odamız gittikçe büyüdüğü için bu sefer kiralık durduğumuz yer de bize dar gelmeye başladı. Bazı şartlarımızı zorlayarak dedik ki
İşte dünyada mekan, ahirette iman derler ya, biz buna, Allah bize bunu nasip etsin diye 2010 yılında iki katlı bir yer tutmaya çalıştık, yine kiralık. Dedim ki ben bu kirada olacağıma, biz kendi imkanlarımızı da ortaya koyarak böyle bir yer edinebilir miyiz düşüncesi içerisinde. Çünkü odamız yeni kurulmuş, yeni toparlanmış, gücü yok. Tabii ki para gücü de yok. Hı hı. Biz bunu dedik ki, benim kendi mesleğimde emlak müşaviri olduğumdan dolayı ya biz bunu bu şekilde hallederiz diye düşündüm. Çünkü ekipmanları şey yaparken inanın bazı maddi imkansızlıklardan dolayı cebimizden tabii, yapıp tabii. Bilgisayarlarımızı, şunlarımızla bütün çalışma organlarımız şu anda 10 numara desem yeri var. Her şeyimizi hazır vaziyete getirdik. Odamızın bütçesine bakıyoruz, odamızın bütçesi yok. O zamanları şimdiki olan yerde tam Altay üzerinde durarak, orası bize nasip oldu, uzatmak istemiyorum. Ve kendi imkanlarımızla burayı aldık. Hı hı. İşte biraz bankadan, biraz kendi imkanlarımızla burayı aldık. Allah bize burayı nasip etti. 2010 yılında burayı aldık. Tadilatla da tadilat yapacağız. İçerisi harabe gibi. Yerimiz büyük, 130 metre ama içi harabe gibi. Evet. Daha önce kiracılar durmuş falan vesaire. Ama biz bunun da üstesinden geliriz dedik. Yine paramız yok bu tadilatı yapmak için, tamiratı yapmak için. Ama tabii ki şimdi üyemizin daha ferah, daha güzel bir ortamda gelip burada işini görmesi. Yani yattığı yer, aslan yattığı tabii yerden ki belli olur düşüncesi artık. Biz bir badana yapıp bilmem ne yapıp geçmedik. En son sistemde o zamanları 101 bin liraya, 101 bin lira odamızı aldık. 50 bin lira odaya masraf ettik. Düşünebiliyor musun? Bunun sadece 44-45 bin lirası Manisa iş insanlarından. Yani ben kendim aç kalsam bir dilim ekmek isteyemem. Evet. Ama bunu istemek zorundaydım. Esnafın evini yapmak, tabii. Esnafın evini düzeltmek için. Tabii. Ve buraya sağ olsunlar, eksik olmasınlar. 47-48 bin lira gibi bir tadilat masrafı tuttu. Bunun 44-45 bin lirasını biz para olarak değil, sadece bizi seven dostlarımız, iş insanlarından dedik ki evet, desteklerinden senin ne kadar desteğin olur, sana ne kadar fatura gönderelim gibi derken biz burayı başladık. Bizi tabii o gün bize bu mutluluğu veren, bu cesareti veren, bu yürüme azmini bize veren değerli iş insanlarınıza isim vermiyorum. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bir tane Manisa'mızın değerli iş insanı var. En büyük gücü o bana söyleyince ben mutluluktan kendimi kaybettim. Evet. Ve dolayısıyla o beni ateşledi. Dedim ki öyle de yapacağım, böyle de yapacağım dedim. Son sistem odamızı yaptık. Şu anda esnafımıza yakışır bir şekilde. 2010 yılının sonuna doğru da odamızın açılışını yaptık. Taşınma işlemlerini yaptık. Altyapılarını komple 50 yıllık, 100 yıllık sisteme göre ayarladık ne mesela. Mutlu. Öyle ayarladık. Son teknoloji. Son teknoloji olarak bir daha yapmayalım diye. Tabii sıkıntılar oluşuyor ama biz de elbette bunların üzerinden gelmek için uğraşıyoruz. Ama orada 3 tane cefakar insan var, hı hı, bizim personelimiz. Onların çalışmalarından dolayı öncelikle onlara teşekkür ekiptir ediyorum. Ekiptir çünkü bu, değil tabii mi? Ki onlar da 2005 yılından beri benimle beraber başladılar bu işe. Hı hı. Çünkü sıfırdan kurduk odamızı. Üçü de benim atamamla oldu. Hı hı. Ve onların başarısı, hani derler ya makine çalışır, el övünür misali. Kesinlikle. İşte onlar çalışıyor, biz övünüyoruz birlik gibi. Birlik beraberlik içerisinde. Birlik beraberlik içerisinde, saygı sevgi çerçevesinde üyelerimize hizmet etme adına onlara da huzurlarınızda teşekkür ne ediyorum. Mutlu. Çok çok büyük emekleri var, çok büyük faydaları amaç var. Amaç hizmetse başkanım, bir yerde buluşuyorlar. Destekleyenler aynen de oluyor dediğiniz aynen gibi. Maddi manevi aynen destekler de. Aynen. Çünkü iyi bir amaca hizmet edildiğini görünce evet, vatandaş muhakkak hepsi elini taşın altına koyuyor, değil mi? Biz burada böyle bir ruha işimiz, sahibiz. Bizim işimiz öyle oldu. Hı hı. Bütün zorlukların üstesinden geldik. Hakikaten çok zor bir oda. Tabii. Çok zor bir oda. Yönetimi yani zor, işletmesi zor, esnaf. Esnaf kesimi, karışık meslek grubu, dediğim gibi 200 civarında meslek dalı var. Hepsinin ayrı ayrı sıkıntıları var. Bunlarla tabii uğraşmak zor. Ama bu değildir ki biz bunların üstesinden amaç gelemeyeceğiz. Amaç sorunu çözmek. Biz Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelip sorunların sorununu çözmek, hı-hı, için varız. Zaten odalar bu yüzden var. Neden tabii var? Ki. Vatandaşın zaten sıkıntısını niye, çözmek. Niye yarıyoruz çözmek ki? Yani öyle diyoruz. Yani. Niye yarıyoruz, evet, ki? İşte insanların sıkıştığı zorunda yani Hızır
sıkışmadan şey kul hızı, sıkışmadan hızır yetişmez. Onlar sıkıştı mı biz hızır yetiştiriyoruz. Biz onlara gerekli yardımları gösteriyoruz. Her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Elimizden gelen ve kanunun bize tanıdığı çerçeve dahilinde. Tabii ki. Tabii başkanım, zor bir süreçten geçiyoruz. Covid süreci gerçekten dünya ekonomisini, bizim ülke ekonomimizi, şehrimize kadar ekonomimizi etkiliyor. Covid sürecinde en çok mağduriyeti esnafların yaşadığını gördük. Kepenkler kapandı. Esnaf yani 1,5 yıl boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Covid sürecinde ne gibi çalışmalar oldu? Biraz da bu süreçten bahsedecek olursak neler yapıldı? Tabii bu Covid denilen, Allah'tan gelen, dünya genelinde olan bir oluşum. 2 seneden beri bizim varlığımızı yok etti desem ki en zorlanan, şimdi esnafın zorlandı, ona şey yapıyorum, ama en zorlanan şey olarak da, kurum olarak da odalar oldu burada. Odalar ve oda yöneticileri ve başkan. Yani burada personel dur, başkanına varasıya kadar. Çok büyük sıkıntılar çektik. Herkesin dertli olduğu bir dönemde derdini çözmek. Yani gittiğin kapılar açılmıyor. Gerekli yani. Şimdi şöyle, yani Ankara'dan gelen bir genelge üzerinde aynı, Manisa'da da aynı genelgenin uygulanmasını ben kesinlikle kabullenemedim. Bir standarda bağlanması olmuyor değil mi? Şehrin yapısına göre. Manisa'mızın merkez nüfusu 400 evet. bin diyelim. Ama bugün İstanbul'la, İzmir'le, Ankara'yla, Bursa'yla, Konya'yla bizi bir tutamazsınız diye bunları gerek yöneticilere söyledik. İşte buralarda bazı inisiyatifler kullanılmasını istedik. Esnafımız hani çarık ayağı sıkar, ayak çarığı sıkar misali, esnafımız bizi sıkıyor, biz de üste gidiyoruz ama üste sıkacak insanımız yok. Bazı zaman kapılar yüzümüze kapanıyor. Tabii. Bazı zaman bizlerden görüşmek istemeyenler olabiliyor. Yani bunlar, bu noktalarda bizi çok üzdü. Şimdi burada esnaf, tabii ki esnaf işin görülmesini ister. Esnaf burada rahatlamasını ister. Esnaf sıkıntı içerisinde, biliyor, kirası çalışıyor, algısı, vergisi, şunu bunu hepsi. Dükkanı kapalı, elektrik parası tabii geliyor adama doğal olarak. Yani bunlar, yani bizde ben de şu anda yıllardır esnafım 50 yıla yakın, esnafım 50 yıla aynısını 50 sizler de yaşıyorsunuz. Üzerine, aynısını yaşıyoruz. Bazı meslekler tamamen kapandı. Aylarca kapandı. Evet. Benim kendime ait kapanan mesleğim de vardı. Kafem de vardı. 4 ay kapandı. Yani tabii. Şimdi geldi bize emlak sektörünü kapatacaksın dedi. Kapattık. Orayı da kapattık. Ama şimdi burada tabii Türkiye genelinde yapılan çalışmalar neticesinde bugün İstanbul'la, Bursa'yla, Kocaeli'yle, İzmir'le, Ankara'yla, Samsun, Adana, Mersin ortaklaşa çalıştığımız meslek odalarının temsilcileri var, başkanlarımız var. Şimdi bizlerin bağırmasa, bizler Ankara'larda o karda kışta gittik, gerekli çalışmaları da yaptık. Evet, gittik bunlar ama genel olarak gittik. Bir Manis olarak, yani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bunlara gittik. İşte oralarda hasbel kader devletimiz yine az çok çam sakızı çoban armağanı misali biner liradan 4000 lira para verdi bazı meslek gruplarına, işte basit usul vergi mükelleflerine. Bunun yanında bazı mesleklerine bunlar kira şey gelir kaybı desteği gibi biner liradan 4000 lira, az da olsa çok da olsa devlet bunu dediğimiz gibi yani olsa daha çok verecek diye düşünüyoruz. O kadar verdi. Fakat tabii bizim kabullenemediğimiz bazı noktalar var. Bazı mesleklere de naca kotuna göre. Şimdi esnafımızın vergi dairesinde açtırdığı naca kotu var. Ticaret Bakanı, biz Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız. Evet. 5362 sayılı yasa Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Ticaret Bakanlığı'nın naca kotuna göre meslek gruplarına 3 ile 5 bin lira arasında da hibe desteği verdi. Bunlar hibe desteği. Şimdi 2,5 milyon, 2 milyon 600 Türkiye genelinde esnafımız var. Bu işte ailelerine göre 5 milyon civarında esnaf. Bu basit bir olay değil. İşte biz burada şimdi hani derler ya, bir deli bir taş attı 10 tane akıllı çıkarsın diye, ben bir deli olarak kabul ediyorum. Belki daha önce de atılmıştır bunlar. Ben bunu daha önce de önemsiyordum. Daha önce de söylüyordum. Daha önceleri de söylüyordum. Bizim Esnaf Bakanlığımız yok. Esnaf Bakanlığı'nın kurulmasından yanayız. Aslında bizim en çok ihtiyaç. Manisa olarak, Manisa Esnaf Odası olarak, Bahattin Akgüz olarak ben önemsiyorum. Bu tabii ki yayılacak. Türkiye geneline yani. Neden yayılacak? 2,5 milyon, 2 milyon 600 esnafımız var diyoruz. Türkiye genelinde resmi kayıtlara göre. Bunun yanında çalışanlar, şunlar, bunlar derken 5 milyonun üzerinde. Şimdi tarımın var. Kıskanmıyoruz. Evet.
Tabii. Tarımın var, kıskanmıyoruz. Efendim işçinin, sendikaların, işçinin var, kıskanmıyoruz. Memurun var, kıskanmıyoruz. Esnafın niye olmasın? En çok ihtiyaç duyulan. 5 milyonun üzerinde potansiyelden bahsediyor. Neden olmasın? Ben Esnaf Bakanlığı'nı önemsiyorum. Hı hı. Buradan inşallah Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'in kulağı, zaten o da biliyor bunu, o da istiyor tahmin ediyorum. Hı hı. O da Ankara'dan zorlamayla, buralardan birileri daha kurcalamayla inşallah iktidar partisinin kulağına gider ve Esnaf Bakanlığı'nın kurulması. Çünkü başka türlü çözülmüyor. Hı hı. Çünkü tamam, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın apayrı bir şeyleri var. Piyasa denetimi nereye var. Nereye gideceğini bilemiyor. Kooperatif seçimleri, oda seçimleri, tabii piyasa ki denetimi var. Ne bileyim, bir sürü denetleme şeyi var. Eleman yetiştiremiyoruz, evet, diyorlar. Evet. Yani burada bir sorunumuz olsa Ankara ile paylaşıyorlar. Sorun anca buraya kadar, gelesiye kadar aylar, yıllar geçiyor. Dolayısıyla hızlı çözülecek buradan, bir birim. Dolayısıyla yine esnafımızın yararlanması için bu 3.000, 5.000 destekleri bağıra çağıra bunlar da oluştu. Devletimiz bizim sesimizi duydu. Hı hı. Yine esnafın sıkıntısını gördü. Ama burada şunu iddia ediyorum. Yani burada 800-900 bin esnaf kaldı Türkiye genelinde. Bu haktan yararlanmayan. Ha, bunu ben hep şunu söylüyorum. Hadi bunun 400-500 bini gıdayla ilgili. Çünkü gıdayla ilgili bunlar açık kaldı. Evet. İşte marketiydi, kasabıydı, et ürünleriydi vesaire. İşte kuru yemişçiler vesaire. Yani bunun 400-500 bin kişisi gıdayla ilgili devamlı açık kaldı diye. Ha, fırıncısı, unlu mamulleri, ekmek, simit vesaire, boğaça, börek, bunlar hep açık kaldı. Bunlar buraya için bir 400-500 bin esnaf tahmin ediyorum. Bunlar da üvey evlat muamelesi yapıldı. Keşke bunları da verseydi. Bir tanesi de benim kendi mesleğimden. Evet. Bak, bana verseydi ben almazdım. Hı. Bak, samimi söylüyorum. Ama bazı esnafımız diyor ki, yani devlet bunları veriyor ama benim ihtiyacım yok. Ben bunu almıyorum. İhtiyacı olanlara verirsiniz. Şimdi şöyle gibi. Bakanlık bize almayanları da maille gönderiyordu. İşte bu esnafınızı hareketlendirin, yönlendirin, arayın, tarayın. Bunlar da bu haklardan yalan. Biz de esnafımızı tek tek arıyoruz. Ama böyle esnaf çıktığı zaman ben de mutlu oluyorum. Ya çıksaydı ben de almazdım. Benim de çok şükürler olsun. 3 daha çok ihtiyacı olanlar var diyorsunuz. Daha çok ihtiyacı olanlar, bunu alacak olan insanlar, hı hı, vardı. Ha, ihtiyacı olacak da olmayacak da istiyor ama o ihtiyacı olacaklar daha çok. Biz onları, evet, gözlemliyoruz. Keşke bunlara da verilseydi. Bunlara verilmedi. Bir üvey evlat muamelesi yapıldı. Onlar da küstü zaten. Sıkıntıya soktu. Bize, evet, küstü. Tabii bize küstüler tabii. Sanki bu parayı biz veriyormuş gibi. Evet. Bu kanunları biz çıkarıyormuş gibi. İnsanlar, günah keçisi biz oluyoruz. Ama aslında bu değil. Yani orada meclis var. 600 kişilik meclisten çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı onaylıyor. Kanun çıkıyor. Ya kanunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ya biliyorlar, işine gelmiyor, ya da bizi günah keçisi yapıyorlar. Aslında onlar yani da böyle kızacağını bilemiyor. Tabii ki. Yani şimdi bir de deniliyor. İşte odalarda, inanın, odaların devletten 1 lira katkısı yok ama odaların devlete birçok katkısı var. Tabii ki. 100 kuruluş payları var. İşte işçi çalıştırıyorsun, işte stopajları var, vergisi, devlete üst birliğe kadar katkıların var. Ama oralardan sana 1 lira katkı yok ama sen buralardan durmadan pay ediyorsun. Topla topla ver misali. Yani odalarım bu, böyle bir yardım etmesi mümkün değil. Evet. Ha, çok düşmüş, kalmış vesaire böyle bir esnafımız var ise zaten biz destek, buna canla başa destek oluyoruz. Ama kendi imkanlarımızla, ama o kurumun imkanlarıyla, hı hı, ama hayırseverlerin imkanlarıyla biz bunlara, bunlar ama ayrı. Hani bir, genel soruna tabii bir ki itemezsiniz. Elin verdiğini öbürü diğer el görmesin diyorlar ya, bizim bunlar çok, bunları ben söyleyemem. Hı hı. Bunlar bizim çok, Ramazan aylarında biz bunları tespit ettiğimiz kişilere ona göre gıda yardım desteğini vesaire yapıyoruz. Ama biz bunu, şunu yaptık, bunu yaptık, bunlar bir hayır hasanat işidir. Bizim inancımıza göre bir elin verdiğini diğer el görmez misali, biz bunları söyleyemeyiz tabii ki. Ama herkese de veremesin yani. Şimdi hali vakti yerinde olan insan da zaten kabul etmez bunu. Dolayısıyla pandemi hepimizi rahatsız etti. Hepimizi işten derinden yaraladı. Dolayısıyla yeni yeni toparlamaya çalışıyoruz şu anda. Ama bir de önümüzdeki piyasanın dalgalanmasından dolayı, işte altının, dövizin, tabii, efendim, borsanın dalgalanmasından dolayı önümüzü göremiyoruz. Bir şey almaya satmaya cesaret edemiyoruz. İşlerimiz bir açılıyor bir kapanıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Yani pandemi bitmiş gibi devletimiz de bizden elini ayağını çektiği konumunda. Yani pandemi daha hala içindeyiz. Hala geçmedi bu hani süreç. Hani diyoruz ya, ama daha hala maske, mesafe, temizlik diyoruz. Biz buna zaten riayet ettik de çoğunuz. Şu anda vakalar da çok yüksek. Türkiye genelinde yine yani artışlar var ve bu kadar, mücadele ediyoruz. Ne kadar etkili olmasa bile yine etkili insanları yatırıyor, hapsediyor. Yine bir eve İşinden alıkoyuyor yani. Bir hafta 10 gün, doğru söylüyorsa. Ve bunlarla da yüzleşiyoruz başkanım. Başkanım, tabii biraz gündemi değerlendirecek olursak esnafın en çok zorlandığı bir süreçten geçiyoruz tabii ki. Ekonomik kriz zirve yaptı ülke genelinde. Ancak bir de şu son zamanlarda elektrik faturalarının 2-3 kat artması, esnafın ciddi olarak yaşadığı mağduriyet, esnaf bakıyoruz herkes isyan ediyor, ben artık ısıtıcı bile açamıyorum iş yerimde diyen, kabanlarla montlarla iş yerinde oturan esnaflarımızı görüyoruz ve isyan ediyorlar. Şu anda esnafın durumu nasıl? Yani şu anda Manisa'yı değerlendirecek olursak ne gibi şikayetler alıyorsunuz? Ne olacak? Nereye gidecek bu durum? Yani bakın, ben merkez odayım. Merkez odada görev yapıyorum, çarşının göbeğinde. Ben her zaman için merkezi böyle her zaman için gezerim. Gezerim. İnanın şu andaki esnafımızın durumu, esnafımızın dolap çalıştırıyorsa dolabını, televizyon çalıştırıyorsa televizyonunu, klima çalıştırıyorsa klimasını yakmıyor. Ve soğukta dediğiniz gibi kabanından, işte montundan oturmaya vaktini idame ettirmeye çalışıyor. O kadar maliyetler yüksek ki, o kadar mesela dediğin gibi elektrik, ya bu böyle bir şey olmaz. Yani %130'lar zam yapılmaz. İşte daha önce günlük 5 kilovat, aylık 150 kilovattı, kademeli yaptı. Kademeli Cumhurbaşkanımız olmuş. Bunu gördü, sağ olsun. 7 kilovata çıkardı günlük, 210 kilovata aylık çıkardı. Bu bile yeterli değil. Ben şunu söyleyeyim, insan bir dolap, bir dolap, bir televizyon 150 kilovatın üstüne geçiyor. Çıkıyor. Yani bu nedir ki? Bunun hiçbir denetimi yok mu? Bu elektriğin, doğalgazın, insanlar evlerinde doğalgazı vanalarını kapatıyorlar, bir odada yakmaya çalışıyorlar. Evet. Gerekirse doğalgazdan vazgeçip tekrar eski düzen sobaya dönüyorlar, dönüş tabii, yapıyorlar. Elektrik de yakamıyorlar. Tabii. Yani o kadar zor durumda ki vatandaşımız, ya bu elektriğe mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Bu çok astronomik rakamlar. Yani insanlar dediğim gibi şarteli indiriyorlar elektrik kullanmasın diye, veya işte 3 tane lambası yanıyorsa bir tane lambaya düşürüyorlar tasarruf etsin diye. Ama bu nereye kadar? Nereye kadar? Doğalgaz, elektrik bir yılda tam 42 kere zam gelmiş. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıtı. Akaryakıt bildiğiniz gibi bugün lüks tüketim şeylerinin içerisine girdi. Yani arabası olan binen binsin, binmem olmuyor. Araba ihtiyaçtır. Ha biraz biz azıtmışıktır. Biraz daha hor kullanıyordur. Ama şimdi bakıyorum, arabalar olduğu yerde ve evlerimizin yanında bakarsak otopark gibi kullanıyor. Gidiyoruz, aynı yerde aynı araba duruyor, gidiyor. 14-15'te. Çıkarmıyor kimse arabasını. 14'ü geçmiş mazot. Benzin aynı kimse. Yani şimdi bu dolara endeksli yapıldıysa, doları da geçti. Evet. Yani dolar 13'ler civarında, bu 14'ler civarında, doları da atladı üzerine. Dolayısıyla yani ihtiyacı olan ne yapacak? Evet. Nasıl kullanacak? Şimdi git köylüye, diyor ben bu traktöre, diyor bu mazotu nasıl alacağım diyor. Üretim duruyor. Şimdi ben özel hususi kullanıyorum. Kendi zevkime kullanıyorum. Benden bu adamın traktörünün mazotu bir olması uygun mu? Olmaz. Veya işte havada uçanın veya suda yüzenin aynı olabilir. Bunun vergisini almıyorsan bunlardan, yani KDV'sini, ÖTV'sini vesaire bilmem neyini almıyorsan, sıfırlıyorsan, bunları benim yarı fiyatıma, çiftçinin yarı fiyatına kullanıyorsan, üreten kesimi neden olmasın şimdi bu? Çiftçi dedim, niye girdim? Şimdi çiftçi esnafı besliyor. Tabii. Memur esnafı besliyor. Hepsi emekli esnafı besliyor. Buradan esnaf da memuru besliyor. İşçi emeklisini bekliyor. Tabii tabii. Çiftçi emeklisini besliyor. Çünkü kazandığı helal
kazancından bu vergi çarp veriyor. Başkanım ve yani. Çarp dönüyor. Çarkın dişleri. Yani çarp gibi. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor böyle. Tabii. Öyle dönüyor. Çünkü hepsi birbirini besliyor. Böyle, aynı. Ülke olarak ekonomik olarak bu şekilde devam ediyor. Evet. Yani gerekiyor. Esnaf kazanacak. O kutsal kazancının vergisini, kutsal vergisini verecek. Memur alacak. Esnaf kazanmasa, vergi vermese bunlar nasıl piyasa olacak? Duracak o zaman. Yani, durma noktasına geliyor. Evet, bu böyle bir dönüşüm içerisinde gidiyor. Dolayısıyla yani tabii ki bunlar hükümet meselesi de bence yani bunlara bir çözüm bulunması lazım. Bir yani ne bileyim yarın belki de adam tarlasını üretim yapamayacak. Birçoğunda görüyoruz zaten. O köylülerden yapacak, görüyoruz. O üretim yapacak. Benim o ürettiği malı benim esnafım alacak, gelecek, satacak. Evet. Ne üretiyorsa. Bakliyat, sebze, meyve vesaire. Yarın üretemediği zaman adam kısır bir döngüye motoru, girmiş olur. Evet, motorla süremeyecek. Mahsulüm para etmiyor diyor. Mesela bu arıyorlar vesaire. Ondan sonra işte 1 liralık malı 5 lira oldu diyorlar. İşte bundan kaynaklanıyor. Şimdi 100 kişi üretim yaparken düşüyorsa bir 20-30 kişiye olacağı bu. Olacağı bu. Ama yani bunlara önlem alınması lazım. Ama tabii bunları bizler de gittiğimiz zaman köylerde karşılaşıyoruz. Haber için, program için gittiğimiz zaman çiftçinin de yine aynı şekilde sizin söyledikleriniz gibi girdiler. Masraf çok yüksek olduğu için üretemiyoruz. Toprağımızı artık bıraktık. Ekip biçmiyoruz. Yani tabii böyle atıl durumda olup olan bağlar bahçeler görmeye başladık. Tabii çiftçi küsmüş oluyor. Üretmek de istemiyor. Çünkü ben kazanamıyorum diyor. Zarar ediyorum diyor. Tabii dediğiniz noktada üretim durduğu zaman şehir merkezindeki esnafa kadar, bizlere kadar hepimiz tabii yansıyor bu. Yani kriz daha da büyümeye başlıyor üretim olmayınca. Ya bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz tabii. Siyasetin içerisinde bulunduk. Siyaset tabii. Görevlerimizi de yaptık zamanında. Siyasetçinin en zor zamanı şimdi. İster iktidar ister muhalefet ne olursa olsun. Çünkü herkes burnundan suluyor tabiri caizse. Tabii ki kesinlikle. Yani bıçak kırtlağa gelmiş adamın. Yani patlayacak adam. Ben bazı zaman diyorum ya işte biz Manisa olarak düşünmemiz lazım. Biz yerel bazda Manisa'lıyız. Manisa'da ikamet ediyoruz. Manisa esnafıyız. Manisa esnaf odasının başkanıyız. 10 tane milletvekilimiz var. Ya Manisa'ya geldiğiniz zaman esnafı gezin lütfen diyorum. Ya bakın girin esnafın içerisine. Esnafın derdini sıkıntı. Yani bir tane yani şu tanıdık şu bana laf söylemez bunu demeyin. Herkese gidilmesi gerekiyor. Girin bir sokaktan bir sokağa esnafın derdini sıkıntısını görün. Bakın yarın 2023'te seçimler geliyor. Evet. Hepimiz sokağa çıkacak. Siyasisi, halkı, vatandaşı. Ama seçim zamanı olmasın. Bakın o zaman kapalı kepenk göreceğiz. Kapalı kapı göreceğiz. Terk edilmiş iş yeri göreceğiz. Yani esnafa sen o zaman diyecek ki sen esnafa sahip çıkmadın ki. O yüzden kapatıldı. Evet kapatıldı diyecek. Yani şu anda inanın devlet de desteği esnafın üzerinden çekti. Aslında devlet destekli, devlet süspansiyonu, devlet destekli. Hazine %14 faize merkez faizini düşürdü. Bu da devlet destekli. %7'lere bazı faizlerimiz düşmesi lazım bizim destek esnafı desteklemek adına. Şu anda esnaf en düşük faizi esnafa destek faizi 9,5. Merkez Bankası 14. Evet. Yani Merkez Bankası'nın verileri 14. 7'ye düşmesi lazım. Madem %50'yi destekliyorsa. Olması gerekiyorsa yarı yarıya olacak. Hep öyle. Şimdiye kadar gelen olay o. Devlet %50'sini destekliyor. %50'sini de esnaf şey yapıyor. Ama şu anda 9,5. Yarıya olmamış. Şimdi bir de çok enteresan. Pandemiden önce 0,4,5 olan esnaf kredisi pandemide 9,5'a çıktı. Yani şu anda 9,5. Ha bankalara bakarak bu bize düşük ama bunun eğer hak adaletli yönü var ise bunun Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranından yarıya düşürmesi. Yani şu anda esnaf destek kredinin faizi 7'ye düşmesi bir lazım. Bir orantısızlık var. Var yani bir şeyler var. Şimdi burada esnafa bak dedim ya nereye baksan, hangisine baksan Bağkur'dan bakacaksın. Sigorta çalıştırıyor. Yani diyorsun ya sen istedim diyor Cumhurbaşkanımız diyor yeni giriş işte alamıyor ki adam. Nasıl alacak adam? İstihdam sağlayamıyor nasıl tabii. Nasıl alacak yapsın? Adam? Bakın Bağkur geçen sene 1234 liraydı. Bu sene 1726 liraya çıktı. Bak 1726 lira. Evet.
Bir çiftçi Bağkur'a 1110 liraydı. 1668 liraya çıktı. Şimdi bir işçinin bir işverene, yani bir işverene maliyeti, vergisi, şunu bunu vesaire bilmem neyi, 3 ayda stopacı bilmem neyi, 2021 yılında 4203 lira 60 kuruşken 2022 yılında 5879 lira 70 kuruş olmuş. Bu işveren bunun içerisinde nasıl? Zaten ben küçük esnafım. Evet. Ya ben nasıl yanımda bir tane, iki tane, üç tane, beş tane adam çalıştırabilirim? Mümkün değil. Kendi karnımı doyuramıyorum. Evet. Ha, bu sanayilerde olacak adam fabrika kurmuş. Tabii ki orada mutlaka ki bir üretim yapması lazım yaşaması için. Tabii ama o git bir de ona sor. Hani derler ya, küçük işin küçük sıkıntısı, büyük işin büyük sıkıntısı. Bir de gidince biz burada ufak bir şeyde ağlıyoruz ya. Git bir de orada sor. O nasıl çıkıyor bu işin içerisinde, onu soracaksın yani. Yani bir de o şekli var. Yani esnafa desteği kesmemiz. Hatta esnafın üzerinden bazı yükleri de kaldırmamız lazım. Kolaylaştırmak, yani iyileştirmemiz lazım. Şimdi bir de diyor ki, yani Bağkur emeklisi 9000 iş gününden emekli olur diyor. Sigorta 7200 günden emekli olur diyor. Ebe kardeşim, nerede der, hani sosyal güvenlik çatısı altında oluştuk ya. Ne diyoruz? Eskiden SSK vardı, Bağkur vardı. Aynı çatının altına sosyal güvenlik kurumu diye birleştirdik. Buraya Bağkur'da, sigortada, emekli sanda da bir tek çatının altına girdi. E peki ben esnafım. Zaten mesela 30 yıl esnaflık yapmışım, 30 yıl ödemişim, anca emekli olmuşum ama yine emeklilikte geçinemem mümkün değil. Bir de kurulu bir düzenim var, onu da devam ettirmem lazım. Çoluğumu, çocuğumu vesaire. Esnafın, işte esnafın durumu gün haftayı besliyor, hafta ayı besliyor, ayda yılları besliyor. Yani esnafın durumu budur. Yani rüzgar zaten bir yerden esti mi, İstanbul'dan esti mi, Manisa'ya da gelir mi rüzgar? Veya Manisa'nın bir ucundan rüzgar yaprak kımıldadı mı başka yere de gider. Yani durdu mu her tarafta aynı olur. Mesela bazı esnafımız diyor ki, ya bizim diyor, mesela Murad'ı, bizim işler buralarda çok durgun diyor. Manisa, ya senin orası dursa burası da aynı şekilde şey fark etmiyor. Birbirine. Bazısı diyor, ya bizim Manisa çok durgun, Murad'ı'ya nasıl diyorsun mesela? Evet, aslında aynı şekilde. Veya ilçeler aynı şekilde. Ya ben onu söylüyorum. Ya, rüzgar esti mi her tarafta bir eser. Dolayısıyla yani şimdi burada en önemli esnafın üzerinden kalkması gereken yükler, işte dediğim gibi bu yükün altından ne işveren kalkabilir, ne Bağkur ödeyen kalkabilir, mümkün değil. Çok ne olması gerekiyor şartlar. Başka nasıl bir kolaylık ya şimdi, olması ya gerekiyor? Ya ne bileyim, yani bazı şeylerin hani devlet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda şunu söylüyor. Devlet esnafı görüp gözetlemekle yükümlüdür diyor. Kanun maddesi bu. Üst sıralarda kanun maddesi bu. Bu görevlerini zaman zaman yerine getiriyor. Ama bunu biraz daha bu yükleri hafifletmesi lazım. Eğer şimdi ta eskiden ahi evren kültüründen gelen esnaf sanatkarımız var mesela. Evet. Onlar da gidiyor. Yenilerine bunu da aşılayamıyoruz. Şimdi hani haramı helalı ne olduğunu biliyoruz. Tabii. Hani var ahi evren şeylerimiz var. Güzel sözleri var mesela. Şimdi yeni nesil bakıyoruz. Devlet bazı şeyleri de göz yumuyor. Hani bu işte konut edindirme, araç edindirme, isim vermiyorum. Geçen birisi daha patladı. Patlamaya mahkum bunlar. İşte bunlar devleti, bunun vatandaşı şey yapmasın. Nereye hani eskiden müteahhit topraktan alıyor, satıyor falan deniliyordu ya. İşte bunların mağdurlarını da görüyoruz. Evet. İşte kooperatif kuruluyor, amaç dışı oluşanları da görüyoruz. Yani evet. Bu senin yılların bir birikimi var. Onu bir şeye dönüştürmek için uğraş verirken heba edip gidiyorsun. Uçuyor, buharlaşıyor, gidiyor. Şimdi mesela geçen günü X bir işte yine konut edindirme, mesken ev edindirme. Hani bir de o ne diyor? Faizsiz, peşinatsız, taksitsiz. Evet. PTT mi diyor? Faizsiz, peşinatsız, taksitsiz diyor. Böyle reklamlar sen görüyoruz. Sen bir dakika, babanın parasını veriyorsun. İşte vatandaşların toplarını topluyorsun aylık. Ondan sonra ne? Adam hayatı boyu topladığı parayla ev alamıyor. Sen bu vatandaşlar nasıl? Bir iki tane göstermelik yapıyor. Bir iki tane şirinlik, onlar da reklamını yapıyor. Bak diyor, biz diyor, bu diyor aldık, işte faizsiz, peşinatsız, taksitsiz şekilde biz bunu aldık diyor. Nasıl taksitsiz aldın, parayı ödemiyor musun bir daha?
taksitsiz diyorsun. İşte burada aldatmaca yapmaca şeyler. Devlet bunlara bir sınırlama gelmesi gerekiyor mu başkanım? 100, tabii. 100 kapatılan milyon, yerler olacak. 100 herhalde. Milyon lira teminat. Yatıranlar yatırdı. Yatırmayanlar kapatıldı. Aşağı yukarı %60-70 kapandı. Ama daha geçen gün herhalde bu teminatını vatandaşı mağdur olan vatandaşı yapar. Yeni herhalde bu teminatı daha önce yatırması lazımdı. Onun süresi vardı. Geçen bir tane de yıllardır insanları sömüren araba veren, araba vereceğim deyip, ev vereceğim tabii. deyip ama dediğim gibi birkaç tane yandaşına olmuyor mu? Şimdi gelmiş buraya sihirbaz veya kumarbaz. Tabii. Kağıtları açıyor. İşte al kızı ver papazı bilmem ne derken aynen onun gibi. Birisine durmadan veriyor. O da kazanıyor ve söylüyor. Ama karşısındaki de tabii insanlarımız bizim biraz daha böyle şeydir ya, ona benzer bir olay bu. Tuğra yem atmaya der. Bir avuç yemden tavuk ne kadar gelir veya işte bir kova atmayla ne kadar gelir misali. Onlar da bu işi çok güzel yapıyorlar ama devlet vatandaşını gözetlemesi lazım, kollaması lazım. Evet. Bu tür hile, daha hurda, iyi takipler, kontrolleri olması gerekiyor ya adam, bu noktada. Adam köyü soymuş gitmiş, tabii, köyü yapmış çok gitmiş. Görüyoruz bunu. Kıymeti yok ki onun mesela. İşte burada en büyük sıkıntılardan bas bas bağırıyoruz. Yine bağırmaya da devam edeceğiz. Esnaf sanatkarın üzerindeki yükün bir tanesi de esnafın kullanmış olduğu iş yeri, ödemiş olduğu kirasının yanında bir de ayrıca iş yeri sahibinin yani mal sahibinin vergisini ödüyor. Ne bu vergi? Stobaj. %20 stobaj. Şimdi kusura bakma. Eğer bu mekan sahibi olmuş, dükkan sahibi olmuş ama benim esnafım da hala kirada. Senin vergini ben niye ödeyeyim stopajını? O sana mal sahibine ait. Burada bir adaletsizlik var. Bunu da duyuracağız. Evet. Bunu da tabii ki milletvekillerimiz duyacak, bakanlarımız duyacak, cumhurbaşkanımız duyacak. Bunlar da duyulacak. Böyle bir öneriniz olacak. Yani taşıyacaksınız. Önerimiz var, taşıyor. Evet var bunlar. Biz bu milletvekillerimizden de paylaştık. İnşallah onlar da bu önergeleri verdirttireceğiz. Bunun önergeleri daha önce de verildi. Evet. Ama da hala kulak arkası yapıyor. Pandemi döneminde %10'a düşürülen, %20 stopaj, %10'a düşürülen stopaj. Ekim ayında tekrar pandemi bitti mi? Evet. Şu anda pandemi bitti. Bitmedi tabii ki. Ekim ayında tekrar %20'ye çıkarıldı. Ya Allah'ını seversen şu 2 sene ve 3 sene şu melanet üzerimizden kalkasaya kadar. Bir nefes alıncaya kadar esnaf bir bekliyor. Üzerimizden, sırtımızdan elini bırakma. Sayın devlet baba diyoruz ya. Evet. Biz şimdi evlat babaya ne diyor? Baba ne olursun? Destek bekliyor. Beni büyüt, okut. Vaktim gelince askere gönder. Askerden geldikten sonra beni evlendir. Beni yuva sahibi alabilirsen bir yuva ev alıver. Alamasan canın sağ olsun ondan sonra. Ama o zamana kadar elini benim üzerimden bırakma diyor. Bak elini benim üzerimden bırakma diyor. Evet. Biz Avrupa'da 18 yaşından sonra Avrupa'nın çoğu ileri 18 yaşından sonra ebeveyn çocuğunu bağımsız hale getiriyor. Yani bakmakla yükümlü değil diyor. Onların öyle bir kanı ama bizim öyle değil ki. Ama onların yaşam şartları bizden farklı tabii. Örf ve adetlerimiz var bizim. Geleneklerimiz var bizim. Biz çocuğumuz 40 yaşına da gelse, 50 yaşına da gelse, biz ölüm döşeğine düşeseye kadar da gelse evlat evlattır diyoruz. Ama başkanım tabii ki orada düzen farkı, orada devlet desteği ve onların güvenceleri var. Ya onlar ayrı. Da ayrı alıyorlar da hani bizler tabii hep kendi içimize kendimizi çevirdiğimiz için netice itibariyle kısacası esnafın üzerinde en ağır yük olan şu anda kira şartları çok ağır. Her yerin kirası. Evet, biz Manisa olarak düşünecek olursak 32 yıllık imarla duran biri Manisa. Bunu yöneticiler zam ben bağıra bağıra bittim. Evet. Onlar da bunu ben bağırdıkça ya hoşuna gidiyorlar ya bana tam kızıyorlar. Hiç önemli değil. Kızmaları beni ilgilendirmiyor. Ben Manisa'nın vizyonu, Manisa'nın geleceği, Manisa'nın görüntüsü değişsin diye bu imarın olması acilen olmasını yıllardır bağırıyorum. 32 yıllık imarla duruyor Manisa. Bunu yöneticilerimiz baksın gibi. Buna ne düşünüyorlarsa düşünsünler. Sürekli gündemde yapıyoruz, bir şey ediyoruz. Yine itirazlar, mahkemeler şunlar. Adil ve adaletli yapmadığı müddetçe mahkeme de olur, itiraz da olur, her şey olur. Sen adil, adalet, adalet, adalet diyoruz ya. Bir yerde tutarsan kimse itiraz etmez. Eğer fakirden alıp zengine vermiyorsan hiç kimse itiraz etmez. Bir ara daha hala bir şey olmadı. Bak bu 4 dönem öncesi. Yani 20 yıl bu 17-18 yıl öncesi işte tabii ki tam 4 dönem dolmadı. 3.
Bir dönemde öyle doldu. 20 yıl dolmadı, 17-18 sene diyelim. 7 kızlardan Mevlana 6 Çatal'a kadar olan kısım. Bursa'da çekirge projesini herkes bilir, görmüştür. Çekirge projesi dahilinde bundan 3 dönem öncesi belediye başkanımız, isim kullanmıyorum, yapmaya çalıştı, olmadı. Olmadı çünkü paylaşımını güzel yapamıyoruz. Bu işte iştigal eden insanlarla, bu işi bilen insanlarla istişare etmiyor. Bir yere gelinmiyor. Bakın başkan. Bu memlekette jeoloji mühendisleri var, hepsi inşaat mühendisleri var, mimarlar var. Bir görev dağılımı olacak. Tabii ki inşaat mühendisleri var ve emlak müşavirleri odaları var. Var oğlu var. Hepsi bir burada muhtarlar var, mahalle sakinleri. Hepsi istişareli yapsam bu işleri hiç sıkıntı olmaz. Ama neydi amaç? Fakirden al, zengine ver. Olmadı. Olmadı bu olmaz. Ya ne yapacak buraya? İşte 3. TOKİ niçin yapıldıydı? Burası için yapıldı. Tuttu mu tutma? Tutmaz. Yani şehir hastanesi oradaki TOKİ 3. TOKİ herhalde muhtemelen. O zaman işte TOKİ yapayım dedi. TOKİ vatandaşlardan buraya alayım dedi. Buralara villalar. Villada kim oturacak? Şehrin en güzide yerleri oralar mesela. Adam zamanında gelmiş. Oradan göçmüş, buradan göçmüş, gelmiş, yerleşmiş. Daha hala metruk yerlerde oturuyor. Ama yok adamın, gariban adam. Ne yapsın ya? Şimdi sen bu garibanı ağlat, zengini güldür. Yok öyle bir dünya. İşte biz buna kalkıyoruz. Aynı hareketler yine devam ediliyor. İşte Manisa'mızın görüntüsü, vizyonu her zaman böyle oluyor. Değişmiyor. İşte kalkıyoruz mesela hani Manisa'yı uçuracağız dedik. Teleferik. Sipil Dağı var ya. Sipil Dağı, Türkiye genelinde sayılı dağlardan bir tanesi. Sayılı dağları değerlendiremedik. Hani ne oldu bizim otellerimiz? İki tane 5 yıldızlı otelimiz olacaktı. Birisi sağlık oteli, birisi spor oteli. Teleferik olacaktı. Biz bu Manisa'nın kaderi nedir ya? Turizm açamıyoruz. Bak ben 1971 yılında Balıkesir'de Manisa'ya göçtüm. Manisa'yı çok seviyorum. Bana git dönseler beni kovalasalar ben yine gitmem. Çünkü ben işimi kurmuşum, eşimi burada kurmuşum, her şeyi kurmuşum. Ama ben neredeysem orayı savunmak zorundayım. Eğer bu kurumun da başı, bizler de sivil toplum kuruluşları olarak bunlara destek olmamız lazım. Yani hiçbir zaman köstek olmayız iyi yapılan şeylere destek olmamız lazım. Ama bizden hiçbir fikir elde edilmiyor ki. Evet. Bize sorulmuyor ki. Bir imar yapılacak, nasıl yapılacak diye sorulmuyor ki. Dedim biraz önce saydım. Bunlarla mutlaka istişare yapılması lazım. Eğrisiyle doğrusuyla bakın. Ya herkes doğru söyleyecek diye bir şey de yok. Farklı fikirler alınır ama. Herkes yanlış söyleyecek diye. Evet, şimdi sizden istişare ediyoruz, konuşuyoruz, tabii muhabbet ediyoruz. Beyin fırtınası olur. Sizin konuşmalarınızdan bir cümle de ben katsam faydadır. Birbirleri değerlendiriyorum. Sen yine yapma. Bizim fikirlerimize başvur ama yapma. Ama bir dinle. Ama bir başvur. Belki farklı bir plan proje ama oluşturacak. Ama bak tutmuyor. Asansör geldi Mevlana yaptı, olmadı. Asansör geldi Bozköy'den yapılacaktı, olmadı. Asansör geldi Manisa Meydanı'nın oradan yapılacak. Ne oldu? Niye olmuyor ya? Ya git küçücük. Ya ben imreniyorum bazı küçücük. Mesela Ordu. Kaç nüfuslu yer? Git kardeşim Allah'ını seversen ya. Bir örneğini bakın. Git bakın o teleferik için oraya. Teleferik için ne turistler geliyor, ne yerli turistler geliyor, neler geliyor, neler. Bu Ordu misali. Daha bunun neleri var neleri. Onun da bizden daha belki 10 kat daha aşağı dalı vardır mesela. Çıktığın yer belli, gittiğin yer belli. Öyle. Ama bizim spil bak. Türkiye genelinde sayılı dağlardan bir ne otelimiz oldu. Altyapılar oluştu. Ama bak Manisa'nın üzerinde bir garabatlar oluşuyor. Şimdi ben bunu konuştum ya. Siyasiler bana kızıyor. Kızım istediğiniz kadar kızın. Bak kızım ben doğruları söylüyorum. Ben Manisa sevdalısı bir insanım. Ben Manisa sevdalısı bir esnafım. Ben Manisa sevdalısı esnafım sevdalısı bir başkanım. Bak bunu söyleyeyim. Ben kendim esnaf adadım. Evet. Her şeyi zaten kendiniz yaşayıp görüyorsunuz, biliyorsunuz. İşimiz hizmet, hizmet, hizmet. Başkan bunu anlatırken bile duygulanıyorsunuz, gözleriniz doluyor. Yani o kadar çok hassas ve etkilendiğiniz bir nokta aslında bu. Şimdi bakın, işte ben bunları konuştuğum zaman bana tepki yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Siz bunun derinden de yaşıyorsunuz. Her kim ne yaparsa yapsın. Ben doğruları söylemeye şey yapacağım. Yani aklımın yettiği kadar, dilimin döndüğü kadar derler ya. Ben bunları söylemeye devam edeceğim. Ama eğer bunlar burada Manisa'da oluşursa, yeni imara açılan yerler olursa, hani dedik ya yukarıda Sipil'de bir oluşum oluşursa, Sipil'e gitmek için bir şeyler oluşur ise,
Bak sen Türkiye'nin neresinden neler geliyor. Manisa'yı nasıl uçuruyor gör. Manisa'nın vizyonu nasıl uçuruyor gör. Dünya olacağız ama işte geç kalınmasa inşallah başkanım. En kısa zamanda inşallah bunlar da görülür ve bu sesiniz de duyulur. Bizler de mutlu oluruz. Vallahi beraber inşallah. Şehirde yaşayanlar olarak hepimiz mutlu oluruz. İnşallah. Başkanım vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ancak bir sorum var. Bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü aynı zamanda Emlak Müşavirleri Derneği Başkanısınız. Emlak ve konut satışları ile ilgili son zamanlarda nasıl bir durumdayız? Faizler ve enflasyon, emlak satışlarını hatta emlak üretimini, yapımını nasıl etkiledi? Nasıl bir durumdayız şehir olarak? Şimdi evet, üretim. Şu anda Manisa'da üretim yok. Üretim yapılması için de arsa yok. Yani. Arsa olması için de imar. Yine geldik 32 yıllık imara. Her şeyin başı imar. 32 yıl öncesi yapılmış bir imarla yaşıyoruz. Daha hala imarın işte 1'e 5 binlik imanların çözümünü yapamadılar. 1'e binliklerin çalışmasını yapamadılar. İtirazlar var, mahkemeler var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla fiyatlar aldı başını gitti. İkiye katladı. Maliyetler arttı. Maliyetler %200. Çok. %100, %200'e varan bazı maliyetler var. İnşaat malzemeleri uçtu gitti fiyatları. Uçtu gitti. Arsa olmadığı için arsa payları zaten daire parası kadar da arsa payı şey yaptı. Nasıl bu işin içerisinden çıkılır ki? Şu anda talep sadece ikinci ellere. Evet. Yeni evler. Bugün Manisa'da yapsat durdu, ansat devam ediyor. Bugün Manisa'da 2,5-3 milyon lira daire satılıyor. İşte güzel not tarafında. Çok da yüksek değil mi başkanım ya? Ya bakın villa değil. Dikkatinizi çekerim. Deniz kenarından ev mi alıyorsunuz? İşte diyorum. 11 katlı, 12 katlı, 10 katlı neyse buralarda 2,5 milyon, 3 milyon lira daire satılıyor. 2 milyon 600 yapıyor adam. 2 milyon 600, 2 milyon 3 milyon kalmadı daire diyor. Evet. Şimdi Manisa meydanını düşünün. Hadi bakın. Kaç para daireler? Ya yüksek tabii. Aynı. Aynı. 2,5 milyon. Şeyine göre deyin şu 3 milyona kadar. Güzel yurtta yine 3 milyona kadar. İnanır mısın 3,5 milyon lira. Maliyetlerin yüksek oluşundan kaynaklı bir fiyat yükselişi mi başkanım bu? Neye bağlıyoruz bunu peki? Çok yüksek çünkü insanlar. Ya bunu da, nasıl alıyor bunu? Bunu da alan insanlar var. Ben de bunu hayret ediyorum. Var ama sanayi bölgesindeki sanırım o üst düzey dediğimiz kişilerden doktor, avukatı falan, duyuyoruz tabii ki hani piyasada. Yani, yatırım yapan alanlarda var tabii. Talep onu, de var. Onu yapan firmada veya oralarda inşaat yapacak firmada bunları görerek cesaretleniyor. Evet. Satıyorum diyor. Tekrar yapıyor ve aynı fiyatı. Akıllı evmiş bilmem neymiş. Ya benim kendim aklım kendime yetiyor. Akıllı evim. Evet. Akıllı evim ne var akıllı evde olup da yani. İnsanlar yani biraz da şımardık biz şımardık. Lüks hani istiyoruz. Şimdi diyor diye işte siyasilerimiz diyor ya işte iki tane telefon taşıyor. İşte her bir telefon 10 milyar 20 milyar falan. İşte herkesin evde 3 kişi yaşıyoruz, 4 kişi yaşıyoruz. Herkesin altında birer araba diyoruz ya. Fazla ondan sonra karşılık. Sokaklarda araba park edecek yerimiz yer yok. Kalmıyor. İşte niye akaryakıt 14-15 lira olmasın ki? İnternet var. İşte ama benim ihtiyacım var o arabaya. Hı. Ben o arabayla işimi ben ne yapacağım? Çiftçinin ihtiyacı var, motor traktörüne koyacak. O ne yapacak? Lüksü değil. Onun yapmak zorunda olduğu işi var. Ticari çalışanın arabası, kamyonu var, kamyon minibüsü var, otobüsü var. Bunlar ne yapacak? Şimdi benim tuzum kuru. Eşim de araba var, ben de araba var. Tuzum da kuru. Ya kusura bakma yani. Bunlar bu eşitsizlik da var. Var. Bunlar da var tabii ki. Bunlar da var. Bunlar da var. Ama şimdi emlak sektörü pandemide çok durgundu. Pandemide her şey biliyorsun. Her kapandık, açıldık vesaire çok durgundu. Hani bu piyasanın oyunu biz ondan tarafa değiliz. İşte dövizin aldığı, doların aldığı 18 lira, işte euronun 20 liraya, altının işte 1000 liraya tabii. Falan civarlarına çıktığı zaman insanlarda para var mı var, yastık altı var mı var hakikaten. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı da çıkartmak istiyor ama çalışmalarına bundan da başarılı oluyor sanırım. Ve bu şekilde nakit para dönsün yükseldi. Diye tabii ki bunu belki de bir devlet politikası bu. Yükselmesini müsaade edildi, sonra düşürüldü falan. Herhalde öyle bir sistem var ki sen 18'lerden doları kalkıp 11 lira kadar düşürme bu yani iyi alamet değil bu işler yani. Yani birileri orada hem canı yandı. Hem de havaya zıpladı. Oleyse bu da yastık altındaki bir kısa döngü, bir ay gibi bir döngü o. Yastık altındaki paralarını, dövizlerini vesaire o tabir ettiğimiz peşin paralı satımlar oldu. Hızlı bir satımlar oldu. Bu sefer o esnada evler de uçtu.
Evet, tabii direkt emlak sektörüne etkiledi. Ama ben buna bağlamıyorum onu. Bunlar gelip geçici. Ben sadece Manisa'da üretimin olmayışına bağlıyorum. Maliyetler de yüksek ama üretim de yok. Bakın bugün şu imar sorunu bir çözseler, yani 5000'lik imarlar, 1'e 5000'lik imarlar aslında revize, imar revize uygulaması 25.000'lik imarlar uygulanması lazım bu ilde. Çünkü 32 yıldan beri ağlıyor bu şehir. Evet. Ağlıyor bu şehir. Yani nereye baksan sıkıntı, otopark sıkıntısı var. Şimdi biz alışmışık, hani kentsel dönüşüm diyorlar ya. Ara bu binayı yıkmışım, bu binanın yerine aynı binayı yapmışım. Bir, kentsel dönüşüm mü? Hayır. Değil. Kentsel de yenileme. Ama kentsel, apartman yenilenmiş oluyor sadece. İşte kentsel yenileme ha, adını evet, ben öyle evet. koyuyorum. Şimdi burada tabii ki burada müteahhit karlı çıkıyor. Yapıyor, ediyor. Tabii, üç kuruş, beş kuruş para tabii ki alıyor. Vatandaş evini yeniliyor. Ama bir şeyi düşün. Burası atıyorum 120 metre değil mi? Senin evin 90 metre, 95 metreye düştü. Neden düşüyor? Yani 3 artı 1 evin 2 artı 1'e kesin düştü. Neden düşüyor? Asansör 10 kişilik. Asansör şeyi hacmi büyüdü. Asansör var olsa bile asansör hacmi büyüdü. Merdiven payları büyüdü. Vesaire vesaire vesaire. Ev küçüldü. Ev küçüldü. 3 artı 1 kesin 2 artı 1'e düşer. Kentsel dönüşüm mü bu? Kentsel dönüşüm nedir biliyor musun? Şuradan bir tutun. Ada olarak, adadır. Bak, ada çalışmalı. Adadır. İşte burada otoparkını yapabilirsin. Sosyal doktorlarını yapabilirsin. Çocuk eğlence alanlarını, oyuncak oyun alanlarını yapabilirsin. Ve karanlık odadan kurtulabilirsin. Site hani, evleri gibi. Manisa'da karanlık evi olmayan oda ne kadar bina? Karanlık çok odası olmayan bina ne kadar? Yok denilecek kadar. Çok fazla da var. Hepsi karanlık var. Odası olan çok kullanış şekli. Kıyılı, köşeli, kırmaklı, düşünülmeden yapılmış planlar. Hep bunlar zamanında hala da eski 40 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık binaların içerisindeki adalara yeni bina yaptırıyorlar. Mesela şu karşı köşedeki bina yeni oldu. Nasıl yıktıracağım bu adamı bunu? Yarın bir ada çalışma. Bakın bunu belediyeler acilen biz defalarca söyledik. İlk önceleri Şehzade Belediye Başkanı Ömer Faruk Başkan'ın ilk seçiminde şu Murat Kerman'ın karşısındaki adaya bir girelim yapalım dedik. Biz de müteahhitlerle bazı toplantılar yaptık. Ben öncülük yapalım dedik. Evet. Belediye de öncülük yapsın dedik. Girdik ada bazında çıkılmıyor. Yarı ada bazına girelim dedik. O da olmadı. Neden olmuyor başkanım? Anlaşılmıyor mu yani? O, ama burada bak Çevre Şehircilik Bakanlığı diye bir bakanlık var değil mi? Bir yerde takılıyor. Burada hayır burada el atması lazım oraya. Belediyeler kesin el atması lazım. Şu binayı yıkıp da yapılması için ruhsat vermeme konusunda gerekli çalışmaların, kanunların çıkması lazım. Neden? Kardeşim sen burayı kaç tane bina var burada? 10 tane. 10 tane bina ada bazında çalışırsan çalış burayı. Evet, bir kural getirilecek. Getir. Kafasına göre kesin ağzını yıktırmayacak. Ondan sonra ne yapacak? Ha burası 5 kata ver 7 kat, 8 kat. Ve artış olabilir. Hani otopark sıkıntısı var diyoruz ya. Alta otopark. Hani arabalarımız çoğaldı. Her halede 2-3 tane var ya. Altına otopark. Bu hızlı bir şekilde bak, yapılması şimdi lazım. Şimdi otopark ücretini yaptırıyor müteahhit. 5 tane var burada. Ya 5 tane dahil 5 tane araba koyacak otopark yapamasın aşağı. Yapamasın. Sistem bozuk gelir. O otoparkın girişi var. Yangını düşüneceksin. İşte binanın girişi var. Şunu düş. Hepsini düşünmek zorunda yapamazsın. Ama ada bazında istediğin gibi otopark yaparsın. Evet. Mesela okulumuz şurada yıkıldı. Altına otopark yapılacaktı. Evet, öyle bir kaldı. Yapılıyordu, yapılacaktı, kaldıydı, uymadı. Uzadı. Ama bunlar olması lazım. Manisa'nın görüntüsü. Görüntü kirliliği de oluşuyor. Aynen. Başkanım birkaç tane böyle şimdi okullar var. Şimdi birkaç tane okulumuz yıkıldı. Ve ama onlar bekliyor. Şimdi bazılarını temizlediler, yaptılar, otopark yaptılar. Geçici. Sadece. Ama evet. Görüntü bozukluğu var. Evet. İşte Manisa'mızın hani dedik ki vizyona ihtiyacı var, görüntüsüne hiç. Ya Manisa uçmaması için bir neden yok ya. Ama birleşip de bir araya gelip de bunu yapılması gerekiyor. Yapamayız zaten. Birleşemiyoruz. Dışarıdan gelen 3 kişi Manisa'da proje yapar ama 2 tane Manisalı kafa kahveye verir. Başkanım en büyük sıkıntımız da bu değil mi? Bir bakıyoruz bununla ilgili hep imar çalışmaları, planlamaları yapılırken hep dışarıdan başka şehirden bu işin profesyonelini arıyoruz. Ya ama aslında şehrimizde bununla ilgili ciddi olarak beraber yapılacak çok donanımlı yok mu? insanlarımız var. Yok ama mu? Görüyoruz
var. Nerede bu şehir planlayıcılar, ama nerede var. Mimarlar, nerelerde? Ya biz niye peki başka bir İzmir'den ya da oradan buradan böyle bir arayışa geçiyoruz? İzmir'den İstanbul'da şehir planlayıcısı çıkmış da Manisa'dan çıkmamış. Bizden çıkmayacak mı? Neden birleşemiyoruz Allah biz? Allah Allah. İyi de bizim insanlar niye okumamış ya, şehir planlayıcısı olmamış yani. Bunların hepsi var aslında yani, kendi içimizde, ama bir araya gelme i̇şte bak, sıkıntımız ya, var. Dışarıdan gelen 3 kişi geliyor proje yapıyor. Yabancıya yaptırmaya çalışıyoruz. Ama Manisa'dan 2 kişi geliyor, kafa kafaya veriyor, dedikodu yapıyor. Evet. Kimsenin kafasının kalktığını istemez. Evet. Yükseldiğini istemez. Ben kazanmıyorsam başka da size kazanmasın. Birbirimiz, yani aslında birbirimize köstek olmaya çalışıyoruz. Beraber olunsa aslında çok daha güzel şeyler olacak, ama bu birlik ve bütünlüğü tamamlamak, kazanmak gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ya siz diyorsunuz işte buradan buraya kadar görev yap. Ya kardeşim, eğer biz düzgün görev yapmasak, hizmet etmesek, peki, çalışmasak, insanların içerisine gönlüne girmesek, İslam'ın kalbine girmesek, niye seçsin ki bizi adam? Problem çözmezsiniz. Başka bir şey istiyor adam. Niye seçsin ki bizi? Yani bizim odamaları, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatını, yaptıklarımız 2005 yılından tut, bugüne kadar yaptığımız her türlü çalışmalar kat kat bütün. Mesela ilk Manisa'da onu iddia ediyorum, bütün odaların şeyinde 2005'ten beri ilk web sitesini kuran oda benim. Evet. Facebook'u, Instagram'ı en çok kullanan oda benim. Web sitesi bir tek esnaf odaları birliğimizde vardı. İlk kuran benim odalarım içerisinde. Evet, bunları hep duymuştuk. Ha, biliyorsun. Yani çalışmalarımızın içerisinde 2005'ten bugüne kadar hala da sürekli kendinizde yeniliyorsunuz. Abi yeniliyoruz. Eğitimlerimizi bak, 2005'ten bugüne kadar, hadi 2006 diyelim, 7 Ekim'de göreve geldik. 2006'dan bugüne kadar gerekli meslek gruplarının eğitimleri, kanunu, yönetmenliği, mevzuata hakim olan o da biziz ki. Ben her gün bilgisayarın karşısında her gün kanunları, yönetmenlikleri okuyan bir insanım. Şu ana kadar hala da eğitimleri, Manisa'nın hijyenini, bakın bugün sağlık, gıda ile ilgili. Sen burada aşçı birisini alsan gelecek, onu da hijyen eğitimi, milli eğitimle ortaklaşa. Milli eğitimle ortaklaşa yapmış projeler var. Ne eksikse onu tamamlatıyorsunuz. Evet, üniversitelerle yapmış olduğumuz ortak projeler var. Özel şirketlerle yapmış olduğumuz projeler var. Bakın, ya esnafımız için elimizden ne geliyorsa. Hepsini yapıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı, bak hastane, özel hastanelerle bir sürü şeylerimiz var. İşte bugün 8 Eylül reklama girer ama tabii ki o hastane, bu hastane, işte diş hastaneleri var, göz hastaneleri var. Buralarda hep protokoller yapmıştır. Esnafımızı %10'da %20 arasında, 25 arasında indirimlerimiz var. Hatta bir firmaya, akaryakıt firmasında reklama girdiği için söylemiyorum, %6 mazot, %3 benzin indirim protokol kartlarımız var. Evet, kartlarımız var. Üyelerimizi hizmet açısından, üyelerimizin mutlu günlerini, güzel günleri kullanıyoruz. O şeylerimiz var. Evet. Sosyal aktivitelerimiz, sosyal etkinlerimiz her yıl olmazsa olmaz. Bu şey oldu. Geleneksel hale geldi. Çok güzel. Yani bunlar zaten söylemeye gerek yok. İşte ölmüşlerimiz için pilav hayırlarımız, dökme hayırlarımız, her yıl aşırı hayırlarımız. Her konuda aktifsiniz başkan. Şimdi özel doğum günü bile çoluğu çocuğu hatırlamaz, biz hatırlıyoruz. Özel hediyelerimiz oluyor. Bir mesaj bile çok güzeldir. Bir telefon şeyi güzeldir. Hatırlanmak. Kadın günlerinde bunlar çok güzeldir. Esnafımızın sıkıntıları olan her türlü konuyla ilgili. İşte zaman zaman ekmekle, dışarıdan gelen ekmekle ilgili sıkıntılar, bunları çözmeye çalışıyoruz. Dışarıdan gelen çiçekçilerle ilgili çiçekler, bunların sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Sağda solda kenarlarda kaçak kuçak et kesimlerini şey yapıyoruz. Diğer illerden ve ilçelerden Manisa'ya giriş ekmekler, ama arkamızda duracak bir siyasetçi yok. En büyük sıkıntı burada zaten. Bir de bu olsa daha neler. Ben bazı seyyarla ilgili mücadelemizde bir iki odaları seyyarla mücadele verilen odalarımızdan. Yani onu söyleyeyim. Birkaç tane şeyimiz var. Ben kendimi yok ediyordum. Adam beni bıçaklıyordu bu seyahatle ilgili. Yani bunu zabıtalara bile yaptılar. Aslında tehdit de alıyorsunuz bu noktada. Ama yine de görevimizin başındayız diyorsunuz. Bunlar beni vız gelir tırız gider. Tehdit. Ben görevimi yapayım diyorsunuz. Ben kabadayı değilim. Ben mafya değilim. Ben adam gibi adamım, esnafım. Ama bana öyle mafyaymış, şuymuş, bu kabadayıymış. Ben Allah'a sığınırım. Ama tedbirimi alırım. Evet, tedbirimi alırım, takdiri Allah'a bırakırım. Evet. Öyle tehdit olacak bunlar. Korkuyorsan bu görevleri üstlenme. Bu görevler zorlu görevler tabii. Evet, sen bu konuşmaları buraya gelip de anlatıyorum ben. Aman şu bana şunu diyorsan gelme kardeşim, konuşma, tamam mı? Ben bunları kim konuşacak? Ben yalan bir şey mi söyledim? Hayır, gerçekleri konuş. Ben gerçekleri konuş. Esnafın sıkıntılarını söylemedim. Kendim gerekiyor. İçin bir propaganda, bir siyasi konuşma yaptım mı? Yani, kardeşim evet. Yapmadım. Hep yapmıyorum sadece. Bende bir prensip var. Bak, yıllardır şu odaya sabah 8, akşam 6, ben siyasetçi insanız, hepimiz siyasetçi.
Odamız karma, yönetimimiz karma, üyelerimiz karma, her mensuptan var. Hı hı. 8, akşam 6 ben siyaset. Tabii ki o başka bir şey. Kimseye yaptırmadım, kendim başka de yapmam. Şey. Ama her siyasi partiye gönlümüz açık, kapımız açık. Gelsin ki bu sıkıntılarımızı dile getirelim. Esnafımızın sıkıntısını dile getirelim. Ağlıyor esnafımız ya. Evet. Ağlıyor esnafımız. Sorun çözme mekanizması sonuçta odalar. Ve bununla ilgili de çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bak, görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ya çok edepli, terbiyeli esnaf grubumuz var ki bu da ahi evren kültürüne dayanıyor. Yılların şeyine dayanıyor. İşte nesilden nesile bizi örgütlüyorlar. Nesilden nesile bizi bilgilendiriyorlar. Ama zayıf kalıyoruz. Yani zayıf kalıyor. Bunun da açılımı daha güzel olması lazım. Daha farklı boyutlara gitmesi lazım. Bunu yeni nesilen gençler, yeni nesil gençlere bunları aşılamamız lazım. Bunları pek bilmiyorlar. Takip ediyor. Bunları özendirmemiz lazım. Hı hı. Buralarda bunları görevleri de yapacak zaman, insanlar ya, lazım tabii. Ben yaptım, oldu. Yok öyle bir şey. Daha bunu özendireceğiz. Daha bunu getirmesini, götürmesini, buraya katılım sağlamasını. Bu özendireceğiz bunları. Teşvik ya. Bir şeyle teşvik edeceğiz onu, tamam mı? Öyle şeyle de olmuyor. Gel demekle de olmuyor. Git demekle de olmuyor. Bir şeyle özendireceğiz onu. Ve bunları aşılayacağız. İşte bak. Eski insanlardan çok nadirdir ya böyle ahi evren kültüründen gelen insanın şikayetçilik yapması, sahtekarlık yapması, dolandırıcılık yapması, vatandaşını kandırması, fırsatçılık yapmasını arar. Diyor ki yani biri ikiyi geçersen diyor haramdır diyor kazandığın para. Mesela şimdi stok değil bu da malını koruma adı altında. Hı hı. Almışım param varmış, paranı faize yatırmamışım, paranı işte... Yani derlerdi eski gavur parasına yatırmamışsın derlerdi. Mala yatırmış. Hı. Malı da kısa zamanda satamadı. Ama bu malı bugün 10 liraysa yarın ben bunu alacağım zaman yine 10 lira alacaksam bunun hesabını yapıp kar payımı yapıp ona göre ayarlamamızın neden? Bu fırsatçılık değil. Evet. Bu ticarette olması gereken şeyler. Ticarette olması gereken tabii şey ki. Yine alacağın rakama göre satacaksın. Üstüne ona, evet. Ona göre şey yapacak. Evet. Ama ben bunu 10 lira satıyordum. Alacağım mal 10 lira olmuş veya 12 lira olmuş. 10 liradan satın. O zaman geri gidersin sana. Erirsin, bitersin. Olmaz. Bitersin. Ama işte o ahi evren kültürüne yararlanamayan insanlar dediğim gibi bak ne dolandırıcılık şeyler var. Evet. Merdiven altı, kaçak içki üretenler. Ama bunlarla da uğraşıyorsunuz sizler. Bunları da takip edip denetimlerini yapıp bir şekilde bunlarla da ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Ya bize bak şunu söyleyeyim. İnanın. Odalara yetki fazla yok. İşte ondan ben diyorum ki bizim Esnaf Bakanlığı kurulmasından yanayım. En azından benim dile özel isteğim. Özel isteğim inşallah bu Türkiye genelinde de yayılır. İnşallah. Çünkü 3000 Türkiye genelinde 3300 küsur tane odamız var. Manisa'da 92 tane odamız var Manisa hı hı. genelinde. Türkiye genelinde 3300 küsur tane odamız var. İnşallah bunlar da yarın bunun yanında da ticari odası onun bile var. Evet tabii. Onun bile var. Ya bak ben bu her şeye şey yapıyorum da evlat ayrımı gibi bir şey oluyor benim zoruma bu gidiyor. Bunu unuttum. Onun bile var. Bak topum var. Tabii. Ya TESK niye duruyoruz biz? Esnaf sanatkar diyoruz. Bak esnaf sanatkar diyoruz biz. Aha bitiyoruz işte esnaf da bitiyor. Ama bir bakanlığımız olursa, esnaf bakanlığı olursa 5 milyon civarındaki insana hitap edecek bir başımız olur. Sorunlar uzamadan çözülür. Aynen. İşte biz onu istiyoruz. Sorun çözülecek. Yoksa, daha iyi olacak. Ya kurulsa ne olur kurul ama sorunlar çözülmeden. Daha hızlı çözülecek. Biz şimdi dediğim gibi Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız ama yetişemiyor ki onların evet, da görevleri onların çok onların da farklı farklı bak, dalları var dediğimiz tabii, gibi. Tabii kurcaladık. Tabii ticaret ehli kişilerin de bakanlığı var. Hı hı. Ama bizim küçük esnaf olarak bakanlığı İnşallah o da olur başkanım. Yani çok zor bir şey değil. Ama çok tabii zor ki, bir şey değil. Hani bir bakalım. Çok çabucak kurulacak, yapılacak. Bölünüyor. İşte tabii. Sanayi ve Teknoloji, Sanayi Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı birleşikti. Hı hı. Ayrıldılar. Birisi Teknoloji Bakanlığı, birisi Sanayi Bakanlığı. Başkanım bir gecede oldu. Bakanlıklar kuruluyor. Görüyoruz. Kuruluyor. Yani, yani niye kurulmasın ki? Bir şey değil. İnşallah ya bizi Ankara'dan duysunlar da. İnşallah. Sizler ama zaten sesinizi duymak için çalışmalar yapıyorsunuz, hatırlatıyorsunuz. Gidip geliyorsunuz, esnafın sesi oluyorsunuz. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir program oldu. Bilmediğimiz birçok şeyi de bizi bilgilendirmiş oldunuz. Ağzınıza sağlık. Tekrar burada görmek istiyoruz. Yeniden görevinize başarılar diliyoruz aynı zamanda. Ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için, esnaf sanatkarımıza sesimizi duyurduğunuz için. Tabii sizin aracılığınızla tekrar bunu yenilemek isterim. Buyurun. 13 Ocak'ta yapmış olduğumuz seçimde bizim esnafımız, esnaf sanatkarımız bize oy veren vermeyen adaylıydı çünkü. Hı hı. Gelen gelmeyen hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepsine
İyisine kötüsüne, bize kötü diye bir şey yok. Yani evet. Oy verene vermeyene herkese hizmet etmeye aşığız. Herhangi esnafımızın, gerek bizim odamızın üyesi olmayan esnafa bile yardımcı olmak benim boynumun borcudur. Evet, ayırma, ben bunu ayırmıyorum. Onun için biz bu can bu bedende olduğu müddetçe ben hizmet etmeye razıyım, adayım. Yani onlar destek verdi bize, tekrar buraya teveccüh ettiler, seçtiler, Allah razı olsun. Destek onlardan oldu, hizmet de bundan sonra bizlerden olsun. Evet, yine. Gözle görünmeyen hizmetlerimiz de var, gözle görülen hizmetlerimiz de var. Hani dediğim gibi yardımların bir sağ elin verdiğini, sol elini görmeyenler çok oluyor. Onları söylemeye gerek yok zaten, bilen biliyor. Evet. Onun için Allah bilsin yeter diyoruz. Evet, ama çok teşekkür ederim RTV ailesine. Eksik olmayın herkese. Başkan, tekrar burada. Bizim diyorum ben buraya. Tabii, da ondan. Burası yani. Zaten hepinizin evi bizim diyoruz. Kesinlikle inşallah. Bizler de öyle görüyoruz. Çok tekrar başarılar ederim. Diliyoruz başkanım. İlerleyen dönemlerde inşallah çok daha yeni projelerinizle biz tekrar burada sizi görmek istiyoruz. İnşallah. Evet, bu arada program sunucumuz ayrıca TV'de yıllardır program yapan, eskiden beri tanınan, bilinen değerli programcılarımızdan Sayın İsmail Aydın, selam, başarılar izliyoruz demiş. İbrahim Karabulut, kolay gelsin, iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Mesaj, beğeni, yorum yazan izleyicilerimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve Başkanlar Konuşuyor programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı ve aynı zamanda Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz program konuğumuz oldu. 13 Ocak da yeniden bir seçim oldu. Odanın seçimi oldu ve Başkan Akyüz güven tazeledi. Yeni dönemde inşallah çok daha güzel projelerle kendisini burada göreceğiz. Güzel şeyler konuşacağız. İnşallah var olan sorunları çözülmüş olarak ağırlayacağız burada inşallah. Efendim, tekrar bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve güzel günler dileyelim.